Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizinle Stelzi'nin sınıfın birinci ünitesi, French ünitesi ile başlayacağız dersimize. Geçen hafta anlattığım bu vücudlar, kavrabat, batabat biliyorsunuz, hatırlıyorsanız. Onlarla alakalı yine bu ünitenin içinde var. French ne demek arkadaşlar? Ship, look, leak, look, leak gibi. Hani o takısı anlamına geliyor. French ise Frenzeden arkadaşlık, arkadaşlık gibi. Şimdi kelimelerimiz var arkadaşlar. Kelimelerde yeni gördüğünüz kelimeler var. Mesela bu show bilindik bir kelime. Gördüğünüz üzere göstermek. Evet, make someone smile. Arkadaşlar, birisini ne yapmak? Güldürmek. Yani birisini böyle anlaşılıyor. Birisini güldürmek. Evet, devam edelim. Break, kırmak biliyorsunuz zaten kolay kelimelerden. Bu arada arkadaşlar not alın. Slide'da kelimelerin hepsini tamamlamadım. Böyle hani hepsini koymadım ama bunu liste olarak sizin gruptan zaten çalışmak isteyen kelime çalışmasını yapabilir şimdiden. Enemy arkadaşlar düşman. Devam edelim. Follow, takip etmek arkadaşlar. Evet, alone, yalnız. Evet, gelelim en önemli yere. Arkadaşlar şimdi wrong, yanlış demek. Siz bunu nasıl biliyorsunuz? False olarak, değil mi? Şimdi arkadaşlar bu LGS'de size false gelebilir, gelmez değil. Ama şimdi wrong kelimesi daha böyle az bilinen false'a göre, değil mi? Wrong daha çok kullanılır. Başka ne gelebilir? Mistake gelebilir. Bunlar yanlış demek. Bu hata demek. Yine yanlış anlamına getirebiliriz. Peki başka var mı? Var arkadaşlar. Incorrect. Correct doğru demek. Incorrect doğru değildir diyor. Şu in'deki olumsuzluk anlamına getiriyor. Şimdi bunların hepsini ezberlemek zorundasınız. Bilmeniz için. Peki, right. Bu yanlısı, bu doğru tabii ki. Başka ne olur? Şunu hemen yazalım, zaten gördünüz. Correct arkadaşlar doğru demek. Right doğru. En çok bilindik ne var? False. True false değil mi? Bu var arkadaşlar. Bunları kesinlikle ezberliyorsunuz. Çok önemli. Başka var mı? Şurada girebilir arkadaşlar. Suitable da uygun demek. Uygun. Bunları kesinlikle not alın arkadaşlar. Yani defterinize bunları bilmezseniz zaten sonra kaybedersiniz. Bunların geçtiği çok önemli. Şimdi burayı bilmem geçiyorum. Evet, have fun. Arkadaşlar ne yapmak? Eğlenmek. Devam edelim. Travel. Arkadaşlar kötü durumda olmak, berbat bir durumda olmak anlamında kullanacağız zaten resimde gördüğünüz üzere. Hemen geçelim. Bu da çok kullanılır arkadaşlar. Önemli. Şimdi hemen ilk önce bir fazla geçtik. Şimdi until ne demek? Arkadaşlar e-a kadar demek. Mesela I'm going to study English exam until tomorrow. Diyor ki yarına kadar İngilizce sınavına çalışacağım. O zaman neymiş? E kadar. Mesela yarına kadar gibi. E kadar diye not alabilirsiniz. Devam edelim. Sneaky. Arkadaşlar sneaky sinsi demek. Sinsi. Peki bu ne işimize yarayacak arkadaşlar? Zaten ülkemizin ismini biliyorsunuz anlamını, arkadaşlık demek. Mesela sevmediğim bir arkadaşın üzerinde bahsederken sneaky kelimesini kullanabilirim. Değil mi? Bu da sinsi anlamında. Geçelim. Tactful arkadaşlar. Nazik demek, kibar demek. Düşünceli demek. Amusing, eğlenceli arkadaşlar.
atıyorsunuz? Çünkü çok çok önemli. Şimdi arkadaşlar, şu anki önemli an, in, un gibi şöyle kısacası hemen hepsini yazıvereyim. Hepsini değil de şu üçü çok çıkar böyle özellikle. Yukarıda var. Bunlar arkadaşlar olumsuzluk yapar. Mesela impossible. Possible mümkün, impossible tabii imkansız gibi. In mesela incorrect dedik değil mi? Buraya da fark yazalım. Happy, unhappy gibi. Mutsuz. Bunların hepsi olumsuz oldu. Şimdi arkadaşlar reliable'ı tek başına nasıl bileceksiniz? Güvenilir demek. O zaman unreliable güvenilmez. Buna yıldız atma arkadaşlar önemli bir kelime. Unreliable. Güvenilmez. Hemen geçelim. Evet. Generous. Arkadaşlar zaten 7. sınıfın ilk ünitesi de vardı. Appearance and personality gibi. Cömert arkadaşlar hatırlayan olacaktır. Hemen geçelim. Adventurous. Macera perest. Maceracı. Hemen not al. Macera perest. Bad tempered. Arkadaşlar. Bu da arkadaşlar resimde de ki anlaşılmayabiliriz ama kötü huylu önemli. Hemen yanına yazıverin. Kötü huylu. Slumber party. Evet. Bunun yanına hemen sleep over party diye yazıyorsunuz arkadaşlar. Sleep over, slumber party. Resminde anlaşılıyor arkadaşlar. Pijama partisi. Bu çok çıkar. Hemen bunu da yıldız atın. Devam edelim. Fair. Arkadaşlar fair. Adil. Adalet anlamında. Hemen bunu da not alalım. Devam edelim. Evet. Caring. Arkadaşlar ilgili demek. İlgili. Hemen devam edelim. Hatırlıyorsunuz zaten bunu. Unreliable. Güvenilmez. Reliable. Güvenilir. Bu da güvenilir arkadaşlar. Hemen geçiyorum. Exciting. Heyecan verici. Bu da çok bilindik kelimelerden. Evet. Self-centered. Arkadaşlar bencil demek. Loyal. Sadık demek. Arkadaşlar. Sadık. Aggressive. Türkçe'ye de benziyor zaten. Değil mi? Agresif demek arkadaşlar. Geçelim hemen. Evet, arkadaşlar burada tire var. Bunlar ikisi de ayrı ayrı kelimeler. Join ya da attend. İkisi de katılmak demek. İkisini de iyi bileceksiniz çünkü join çok bilindik bir kelime ama attend o kadar çok görülmedi. Böyle söyleyeyim. Ama attend 8. sınıfta çok göreceksiniz. Devam edelim. Spend time, vakit geçirmek arkadaşlar. Vakit harcamak diyeceğiz. Evet, personal traits. İşte buna da hemen bir yıldız atıyorsun. Kişisel özellikler arkadaşlar. Personal traits. Evet, şimdi arkadaşlar iyi arkadaşın kişisel özellikleri nasıl olmalıdır? Kötü arkadaşların özellikleri nelerdir gibi. Bunları biz sayarsak zaten özellikle yeni sıkı gördüğümüz şeyler. Cömert olmalı, işte dürüst olmalı, iyi arkadaşlar mesela. Değil mi? Kötü arkadaşlar özellikleri nelerdir? İşte sneaky. Önceki slaytlarda gördüğüm zaman sinsi. Sinsi olurlar. İşte yalan söylerler gibi. Bunları iyi bileceksiniz. Bu da genel özellikler arkadaşlar. Kişisel özellikler dedik. Geçtim hemen. Relaxing. Bu çok önemli değil. Rahatlamak demek. Music band. Arkadaşlar müzik grubu. Hemen bunu da yaz. Hemen devam edelim. Celebrate. Kutlamak demek arkadaşlar. Kutlamak.
Evet, tamamen arkadaşlar kararlı demek. Hemen yaz, kararlı. Kesinlikle anladığınız üzere geçiyorum. Understanding. Understand arkadaşlar anlamak demek. Understanding anlayışla. Hemen yaz, anlayışla. Evet, kızların çok yaptığı, gerçekliklerinde kalır yer yok. Chit chat, ne yapmak arkadaşlar? Dedikodu yapmak. Hemen yazıyorsunuz. Stubborn, arkadaşlar inatçı. Hemen bunu da yaz. Helpful, yardımsever. Mean, arkadaşlar paraya kilit vuruyor adam, görüyorsunuz. Bu da ne olacak? Cimri. Arkadaşlar cimri. Hem bir fark çok önemli değil. Geçiyorum. Jealous arkadaşlar tipten de belli değil mi? Ne yapma? Kıskanma. Kıskanç. Böyle söyleyeyim. Kıskanç. Evet. Devam ediyoruz. Arrogant arkadaşlar kibirli. Kibirli. Hemen yazıyorsun. Evet. Bu daha çok üçüncü üniteydi ama bazen çıkabiliyor bu birinci ünitede. Arkadaşlar great arkadaşlar mangalda kızartılmış anlamında. Zaten eskinde mangal üzerinde et var gördüğünüz üzere. Hemen devam ediyorum. Apologize arkadaşlar özür dilemek. Hemen bunu da yaz. Evet. Yine şu özellikle aktivite değil de event çok göreceksiniz. Bu ne demek? Aktivite aktivite ise event de aynısı. Olay aktivite demek. Mesela eventte bir doğum günü partisi olabilir. Aktivite. Değil mi? Bir işte bir mezuniyet partisi gibi. Mesela bunlar hepsi event diyebiliriz. Awesome, great. Great çok biliyorsunuz. Mükemmel demek, harika. Awesome da aynı arkadaşlar. Eş anlamlısı. Evet, reunion. Arkadaşlar, burada en çok neyi göreceksiniz? Şimdi resimde gördüğünüz üzere bir topluluk var değil mi? Bu da işte toplanmak demek. Toplanma. Mesela siz geleceksiniz 8. sınıfsınız. Hatta artık 7. sınıf da bitti, 8. sınıfsınız. Burada mezun olduğunuz zaman öyle görüyorum. 2 yıl sonra buluşacaksınız. 2 yıl sonra buluştuğumuzda buna biz reunion diyoruz. Tekrar ne yapmak? Toplanmak gibi düşün. Tamam. Yeniden bir araya gelmek, toplanmak diyebilirsin Türkçesine. Evet, geçelim. Making excuse. Buna hemen bir yıldız at. Çok önemli. Mazeret bildirmek. Mazeret bildirmek. Arkadaşlar mazeret bildirmek işte hastayım değil mi? Örnek veriyorum. İşte meşgul gibi, köpeği dışarı çıkaracak, gezmiyor vesaire. Bunlar hepsi olabilir. Fritz'i biliyorsun, mevzuyu zaten geçtim. See, görmek demek arkadaşlar. Evet, yine çok önemli. Accept, refuse. Arkadaşlar, çok önemli neden? Geçen hafta size what would you like, işte why don't you, bunların hepsini gösterdim. Peki bunlara soru kalabildi ya da öneri kalıpları. Bunlara biz nasıl cevap vereceğiz? Ya kabul edeceğiz ya reddedeceğiz. Mesela what about going to cinema tomorrow? Yarın sinemaya gitmeye ne dersin dediğim zaman sen cümleyi kabul edeceksen kabul etme cümleleri neler onu bilmen lazım. Mesela that will be great, harika olur gibi. Bu kabul etme cümlesi. Refuse ise red, şu R'den aklınıza gelsin arkadaşlar, reddetmek demek. Accept, kabul etmek, refuse, reddetmek. Geçiyorum. Evet, yine bu Z'yi çok iyi bildiğinizi düşünüyorum ama engaged'i bilmiyorsunuz. Arkadaşlar, bu Z meşgul, engaged'i yine meşgul demek. Geçiyorum. Take order. Arkadaşlar, order sipariş ya da sipariş vermek. Take almak demek, sipariş almak. Decide, karar vermek. Hemen burada önemlisiniz. Evet, yine çok önemli olan bir
kelimemiz daha var. Burada mesela invite. Invite'i yıldızı çok önemli. Invite davet etmek. Invite'i bak davet etme. Invite davetli. Invitation davetiye. Arkadaşlar. Bu çok benziyor birbirlerine. O yüzden iyi ezberle. Invite davet etme. Invite davetli. Invitation ise davetiye diyeceğiz. Evet. Geçelim hemen. Arkadaşlar, waitress ve waiter var. Waitress burada bayan garson, waitress'e erkek garson diyeceğiz. Hemen geçiyorum. Beverage biliyorsunuz, içecek demek arkadaşlar. Evet, burada çok yaygın kullanılan iki tür var arkadaşlar. Bir kind, bir time. Son çok kullanılmaz. Şöyle düşün, what kind of, what type of, what sort of. Bunlar ne tür, ne çeşit demek Türkçesi arkadaşlar. Hemen yazın. What kind, what type ya da what sort of diye geçiyor. Hepsi ne tür, ne çeşit anlamı var diyeceğiz. Mesela what kind of film do you like? Ne tür filmleri seversin? Gibi. Hemen devam edelim. Same, similar. Arkadaşlar same, similar, benzer, aynı demek. Bakıyorsunuz zaten tipler hep aynı değil mi? Hemen geçtim. Sender. İşte bu da çok önemli. Arkadaşlar size bir mektup veriyor. Mesela LGS'de. Bu mektuptan ilk önce dear ile başlıyor. Dear sevgili işte Ahmet diyor. Dear Ahmet. Sonra da diyorum ki la işte ay. Sevgilerle ay. Şimdi mektubu yazan kişi kim, mektubu alan kişi kim? Önemli olan bu. Arkadaşlar en başa yazıyorsan Dear Ahmet. O zaman ben Ahmet'e yazıyorum ki sevgili Ahmet diye yazdım. O zaman bu receiver olur. Bu ise sender olur. Gönderen kişi. Receiver alan kişi, sender ise gönderen kişi. Hemen geçiyorum. Evet, argue. Argue arkadaşlar yine tartışmak demek. Evet, board sıkılmış. Bunu biliyorsunuz. Hemen geçtim. Evet, come over. Arkadaşlar, come over uğramak demek. Gelmek anlamında değil de, come over mesela çaya uğramak. İşte 5 dakikada uğramak gibi. Böyle düşünün. Hemen geçiyorum. Evet, fee. Arkadaşlar, fee ücret demek. Yine çok çıkar. Bunu da yıldız atabilirsin. Fee ücret. Şeyi şundan karıştırmayın sakın. Free ile. Çok karıştırılır mesela. Sakın öyle bir hata yapmayın. Fee ücret dedik, geçtik. Arkadaşlar bu friendship ünitesinde gerçekten buna 3 tane yıldız atamaktan. Bunu bilmiyorsam LGS'de başarılı olamazsın. Çünkü çok kullanılan, çok yaygın olan kalıplardan bir tanesi. Get on ver, resminde anlaşılıyor. Şimdi şuraya da hatta ne yazalım? Someone. Someone. Bu ne demek? Birisi demek. Birisi ile iyi geçinmek. Mesela I always get on well with işte Ahmet. Ben daima Ahmet'le iyi geçinirim gibi. Ama bunu da lütfen Türkçesiyle not alalım. Geçiyorum. Expect. Arkadaşlar ummak. Beklenti içerisinde olmak. Hemen geçtik. Evet. Opportunity, chance. Opportunity belki duymadınız ama chance Türkiye'de de, Türkiye'de benziyor. Chance, şans demek. Luck gibi. Opportunity yine şans demek. İkisi de çok kullanılır. Onu da söyleyeyim. Evet. Secret arkadaşlar sır demek. Have a good relationship. İyi ilişkiye sahip olmak. İki arkadaşın örnek veriyorum Ahmet ve Ali iyi geçiniyor. Ben diyorum ki Ahmet'e Ali ile aran nasıl diyor. Bizim iyi bir ilişkimiz var, iyi bir arkadaşlığımız var diyoruz. İyi ilişkiye sahip olmak. Evet, science fair arkadaşlar bilim fuarı. Evet,
Info arkadaşlar kısaltılmış hali, information bilgi demek. Evet, miss. Bir önceki, daha doğrusu 2-3 önceki slide açmıştık. Hemen opportunity'yi hatırlayın. Opportunity neydi? Şanslı değil mi? Miss the opportunity. Şansını atmak, kaçırmak. Burada özlemek anlamında kullanmayacağız kesinlikle. Mesela otobüsü kaçırmak. Miss the bus gibi. Mesela sınıfa geç geldin. Öğretmene diyorsun ki I'm sorry teacher. I missed the bus. Otobüsü kaçırdım diyorsun. Bu anlamda kullanacağız. Geçtim hemen vacation, tatil demek, holiday gibi. Supportive. Evet, resimde de anlaşılıyor az çok. Destekleyici. Hemen yaz, destekleyici. Evet. Bu da çok çok önemli. Bunun anlamı fazla belki ama count on, depend on, rely on ve şöyle tıratmamışız. Ve trust var arkadaşlar. Bunlar ne demek? Hepsi güvenmek demek. Çok önemlidir. Çok çıkar karşımıza. Hemen geçiyorum burada. Evet, buna da yıldız atıyorsun. Deadline. Hatırlıyor musunuz? Until diye bir kelime açmıştım. E kadar diye yazmıştım. Arkadaşlar, deadline ise son başvuru tarihi diye geçiyor Türkçesi. Son başvuru tarihi, örnek veriyorum, ayın 10'u. Şimdi, son başvuru tarihi 10'uysa ben onuna kadar demem lazım değil mi? Until. İşte until ile deadline çok yan yana kullanılan kelimeler. Until'i görüyorsan deadline kelimesi var. Kesinlikle ayrılmaz ikili gibi düşünebilirsin. Deadline neymiş? Ölümle alakası yok. Karıştırma, son başvuru tarihi diyeceğiz. Evet, geçiyorum. Forget, unutmak demek. Evet, çok az kaldı. Have things in common, buna da yıldız at. Bir sürü çok ya da ortak noktalara sahip olmak demek. Ortak noktalara sahip olmak. Evet, pick someone. Arkadaşlar, bunu üç farklı anlamda göreceksiniz. Ben size ilk anlamını söyleyeyim, kafanız karışmasın. Pick someone arkadaşlar, birisini, someone birisi demek, birisini arabayla almak demek. Bunu unutma. Call, aramak demek. Lie, evet bu da önemli. Lie, yalan söylemek demek arkadaşlar. Tell a lie diye daha çok kullanılır. Tell a lie, yazsın hemen istersen böyle yazsın. Yalan söylemek. Lie tek başına yalan demek. Tell a lie, yalan söylemek. Geçtim. Evet arkadaşlar, şimdi bunların daha devamı var. Yani bu kadar değil slide'ımız. Ben videoda hani bu kadar çok fazla vakit almasın diye bu kadar aldım kelimelerini ama size WhatsApp'tan ben bu liste halinde, word halinde atacağım. Onları tekrar edin. Bunları defterinize yazmış olduğunuzu umut ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.